Ben için çok tekrar teşekkür ederim. Öncelikle merhaba herkese. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Davet ettiniz. Sesim geliyor mu güzel? Değil mi? Ben duyamıyorum çünkü. Okey, süper. Bir sunum getirmedim. Biraz hani Mutlu Bir Ev, Cleanzy, iki tane markamız var. Neler yaptık, nasıl yaptık, nerelere getirdik, nasıl sıkıntılar çekiyoruz. Ve sonrasında da sizden soru cevap şeklinde ilerleyebilirsek bence daha faydalı olur. Burada büyük ihtimalle girişimini yurt dışına taşımak isteyen girişimler vardır diye düşünüyorum. Onların sorularına cevap verebilirsem benim için ne mutlu. Hem iyi giden hem kötü giden birçok şey oldu. Yani bütün sayıları, rakamları, yaşadığımız problemleri, iyi giden şeyleri olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Ben Tayga, Mutlu Bir Ev'in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Aslında 2014 yılının sonuna doğru kurduk. 2012-2013 yılında babamlarla beraber çalışıyordum. Bir tane etkinlik ajansı spor üzerine. Ne yapıyorduk? İşte petrol ofisini Formula 1'e sponsor yapıp onun etkinliğini yapıyorduk. Ya da TEB Bankası'nın tenis turnuvasına sponsor yapıp Federer'i getirip onunla alakalı bir uygulama, bir şey yapıyorduk ve organizasyon yapıyorduk. Onlar yaklaşık 250-260 kişilik bir ekipti ben orada çalışırken. İşte Amerikalı ortakları var, babamın ortakları var. Ben de üniversitede okuyorum, sıkıldım, şey yapamıyorum yani. İlk senem, ilk dönemim güzel geçti. İkinci dönemde dedim ki yani benim bir şey yapmam gerekiyor. Başladım, bir süre sonra dedim ki şu finansalları bana bir verin, ben de bunları bir inceleyeyim. Hoşuma gitmeyen şeyleri size göstereceğim. O zaman genel müdür var şirkette. Ona göre bir şey yaparız, hani değiştiririz bazı şeyleri. Verdiler hakikaten. Aldım, baktım. 20-25 tane madde çıkardım. Dedim ki bunların değişmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaz. Bunları değiştir, gel bana dedim genel müdüre. Genel müdür gitti. Yönetim kurulundaki babamın ortaklarına sordu. Ve babamın ortakları biz bunu değiştirmeyeceğiz dedi. Tamam o zaman, sorun yok dedim. Ben 5 tane kırmızı çizgimi size veriyorum. Bu 5 kırmızı çizgiyi geçemezsiniz. Ya bu kırmızı çizgiler ya ben dedim. Sen dediler. O yüzden ben oradan ayrılmak zorunda kaldım. Ve benim için güzel bir süreç ortaya çıktı. O zaman bir Los Angeles'a gitmiştim. 1,5 hafta falan arkadaşımda kaldım ve Uber'i gördüm. 2013. Uber'in daha çok patlamadığı ama Amerika'da ses getirmeye başladığı seneler bunlar. Dedim ki ben bunun bir benzerini Türkiye'de yapayım. Gittim. O zaman voleybol oynuyordum. Voleybolda beraber çalıştığım bir arkadaşımın ortak olduğu ajans var. Dedim ki siz bu şeyi yapın. İki tane uygulama yapın. Bir tane panel, bir tane de web sitesi yapın. Ben bunu size ödeyeyim. O zaman bir para çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam 210 bin TL civarında bir şeydi. Benim total bütçem o civardaydı o zaman. Ben bunu yapamayacağım dedim. Onlar da tamam o zaman. Zaten bizim aradığımız şey buydu. Gel biz ortak olalım buna. Birlikte yapalım dediler. Hakikaten başladılar kodlamaya. Çok da uzun sürdü o iş. Ben de o sırada operasyonel kabiliyetlerime güveniyorum. İşte arabalar buldum, şoförler buldum. İşte onları anlatıyorum. Böyle yapacağız, şu kadar para kazanacağız. Çat diye bir tane yasa çıktı. İşte 50 tane arabanın sahibi olman gerekiyor. Minimum e-kasa olacak hepsi. İşte aylık, yıllık bilmem kaç bin TL şey ödeyeceksin. Alt alta bir koyuyorsun, 6-7 milyon TL yapıyor. Ha okey dedim. Demek ki bir tane bakan çocuğu bu işe sarmış. O gelecek diye. Hakikaten öyle bir şey olmuş. Şeydi, Bayraktar'dı yanlış hatırlamıyorsam. Yayınlamayın bunu. Onun çocuğu girdiği için ben ekarte oldum bir anda. Tamam bunu çeviririz. Nereye çeviririz? Şimdi buradan sonrasını gazetecilere şey diye anlatıyorum. İşte evdeki kadın kaçtı. İşte biz çaresizlik içinde sürünürken bu fikir aklıma geldi diye. Aslında böyle bir şey yok. Kadın kaçtı hakikaten de. Yani ev sonuçta bir şekilde temizledik, devam etti. Ama benim bir şey yapmaya ihtiyacım vardı. Pazarı büyük bir işi yapmaya ihtiyacım vardı. Babamın en yakın arkadaşı ya ben dadı bulamıyorum bununla alakalı bir şey yapsana dedi. Ben korktum biraz ama tamam dadı, temizlik, yaşlı bakımı bunların hepsini yapalım diye başladık. Acayip böyle sistemler yazdırmaya çalıştım. Bir yazmamışlar da ben en azından inanıyordum o zaman. İşte o sipariş gelecek, o onunla eşleşecek, o hayır derse bilmem ne olacak falan. Yani sistem aslında bana verildiği haliyle günde 500 tane iş yapacak kapasitede bir işti. Yani öyle sattılar. Ama tabii birinci ayda 13 tane falan temizlik yapabildik. 10 tanesi benim arkadaşımdı. Diğerleri de ikna olmadı hizmet almaya zaten. Sonra ben anladım ki yani bu iş böyle olmuyormuş. Bunlara bu kadar zaman harcama, para harcama, emek harcamanın bir mantığı yok. Ben bu işi biraz daha manuel hale getireyim. Ama en azından işin temel noktalarını doğru yapayım. Ne yapayım? İçerideki temizlik profesyonelleri mutlu olsun. Onlar işlerini güzel yapsınlar. Müşteriler mutlu olsunlar. Sorunsuz bir şekilde para ödeyebilsin. Ve hani bir problem çıktığında karşılarında bir tane muhatap bulsunlar. Hakikaten bu şekilde başladık. Ben hatırlıyorum yani 3,5-4 ayım sabah 5'te kalk. Kendi arabamı satmıştım. Bir tane Jeep arabam vardı, Discovery. Sattım, şirkete yatırdım. Bir tane Albea aldım düz vites.
10'da sabah çıkıyordum. Kadınları işte Üsküdar'dan, Ümraniye'den alıp işte Beşiktaş'ta mı bir tanesi? Bir tanesini Beşiktaş'a bırakıyordum. Bir tanesini Üsküdar'a bırakıyordum. Bir tanesini bir yere daha bırakıyordum. Zaten dördüncü yoktu. 3 tanesi. 4 tanesi aynı anda çalıştığı dönem 3 ay sonra falan oldu. Onları yapıyordum. Sonra ofise dönüyordum. İşte biraz Google, biraz Facebook. Fatura varsa az oluyordu o da. Çünkü şey yok yani ilk başlarda. Sonra yine bir 150-200 tane kestiğim oluyordu elle. Makine de çalışmıyor. Böyle ufak böyle şeyli. Vuruşlu mu diyorlar, ne diyorlar, hani lazer olan bir şey değildi yani, bayağı vurmalı şey, kartuşlu şey. Onları bir yandan her gün bir buçuk saat Excel'de şablonu oturtmaya çalışıyorum, olmuyor. Sonra yeter Allah belasını versin dedim, elle fatura kesiyorum işte, KDV'yi hesapla bilmem ne. Ona çıkıyorum, müşterilerle konuşuyorum, ertesi günün programını yapıyorum. Her şeyi hallediyorum, çıkıyorum kadınları bir daha şeylerden alıp, evlerden alıp evlerine bırakıyorum. Böyle bir 3-4 ay geçti, sonunda tamam bunu biraz daha değiştirelim dedik. Ve hani benim böyle bir şeyim oldu, down oldum. Artık bu iş olmayacak diye kendi kendime düşündüm. O sırada bu işin yazılımını yapan ortaklarım dediler ki ya bir şans daha verelim. Bu sefer temizlik şirketleriyle anlaşalım. Ben çok hikayeyi uzattım. Daha kısa gidebilirim. Yok, çok güzel. Okey. Dediler ki temizlik şirketlerine gidelim. Gittik. Siz bildiğiniz işi yapalım, biz bildiğimiz işi yapalım. Bilmiyordum ama bildiğim iş işte müşteri ilişkileri. Google, Facebook, Instagram yoktu o zaman. Başka ne yapıyorduk? İşte flyer dağıt, bilmem ne. Hakikaten şirketlerle çalıştığımızda bir noktaya kadar iş geldi. Bir noktaya kadar iş geldi, iş büyüdü. Bu sefer indirim veriyorum müşteriye. 100 liralık 180 liraya satıyorum. Adam bana 100 liralık fatura kesiyor. Adamın parasını ödeyemem. Şey bile oldu yani. Oturduk temizlik, bilmem ne temizlik. Adamın ismi yani. Şimdi söylemiyorum şey olmasın diye. Mahmut olsa Martem falan gibi böyle bir temizlik. Geldi adam, çat diye koydu silahı önüme. İşte 5000 lira ne borcum varmış. Sen benim borcumu ödüyor musun, ödemiyor musun dedi. Ha dedim, tamam, demek ki bu iş böyle olmuyormuş. Ben bu adamlarla çalışamam. Ne yapacağım diye düşündüğüm noktada Iziko devreye girdi. Marketplace entegrasyonunu ortaya çıkardı. Biz o sırada bir tane yatırım aldık şeyden. Galata Business Angels'tan. Onun çıktığını gördük. Artık dedik bu işi değiştiriyoruz. Freelance temizlik profesyonelleri sisteme kaydolacak ve çalışacak diye. Ben çıktım. GBA'nın tarihin en kalabalık sunumuna çıktım. 35 kişi falan vardı. Arka taraf böyle şey... Şampiyonlar Ligi işte. Nevzat Aydın, Burak Divanlıoğlu. Ya herkes orada. Emre Kurttepeli. Çıktım, anlattım. Bitti dedim işte sunumum bu. Acayip şey. Hatta bir tane video bile oynatmıştım. Benim yani şey sunum tarihimde video koyup patlamayan tek sunumumdu. Anlattım. Nevzat el kaldırdı. Ben soracağım dedi. Ben dedi senin rakibin temizlik yolda yatırım yapacağım. Sana niye yatırım yapayım? Niye buraya geldin dedi. Ben bittim. Acaba nasıl cevap vereceğim? Karşımda adam var. Şeyi de izliyorum. Dragon's Den'i falan da izliyorum. Milletle uğraşıyor bayağı yani. O sırada Ahu Hanım vardı. Ahu Hanım döndü dedi ki Nevzat o zaman çok konuşma sen sadece dinle dedi. Nevzat Aydın sustu. Ben de okey süpermiş dedim. Anlattım. Çıktım sorulardan sonra. 4 kişi el kaldırmış. 2 tanesi ikna oldu hakikaten yatırım yapmaya. İşte 2015 başı, 2016 başında 2 milyon TL değerlemeden 160 bin TL yatırım. Bunun da iki şeye böldük, trençe böldük. 80 bin TL yatırım yapıyorlar. Belli bir temizlik sayısına ulaşınca 80 bin TL daha yapıyorlar. Ama burada yatırım sürecinden geçen girişimci varsa o yatırım süreçte biraz uzun sürüyor. Uzun sürerken ben ikinci trençi de yakaladım. 160 bin TL'yi aldık. Aldıktan sonra Iziko'yu entegre ettik. Kendi işimize yazılım ekibimizi kurduk. Ve işler biraz hızlanmaya başladı. İşler hızlanınca bu sefer bir tane dışarıdan Doğan Yalçın da adında bir yatırımcı geldi. Ben dedi takip ediyorum, yatırım yapmak istiyorum. Nisan ayı, Ocak'ta kapattık. Nisan ayında bir tura daha çıktık. Bu sefer 2 milyon TL'den 4 milyon TL'ye çıkardık. 410 bin TL'ye daha topladık. Aralarda gene böyle yatırım şeyleri falan. Onlar başka hikaye, burada anlatmayayım. Onlarla uğraştık. Onları yaptıktan sonra bir tık daha büyüdük. Bu sefer cep telefonu üzerinden, yani WhatsApp'tan Rolf diye bir yatırımcımız var bizim, Trivago'nun kurucusu. Rolf WhatsApp'ta hiç beni görmedi. O zaman resmim de yoktu WhatsApp'ta. 6. mesajın sonunda 100 bin dolar yatırım yapıyorum ben o zaman dedi. Bir 275 bin dolar daha topladık. Ondan sonra iş yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Sistemler değişti. Kendimize bir şekilde bir yollar çizdik. Sonrasında, direkt şu bugüne geleyim. Şu an 58-59 kişi falan olduk galiba ofiste. 3 tane ülkedeyiz. Türkiye, İtalya, İspanya. Bugün 10. şehrimizi açtık, Bologna. İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Milano, Torino, Floransa, Bologna, Barcelona, Madrid. Her ülkede 4'er tane
çalışanımız var. Onları şimdi arttırmaya çalışıyoruz. Yeni bir yatırım turunu da kapattık. Ne zaman yayınlanacak bu? Yayınlanacak mı bir yerde? Canlı mıyız? Kapattık ama kimden kapattığımızı söyleyemiyorum o zaman. Büyük ihtimal izlemiyorlardır ama şey 2.1 milyon dolar civarı bir yatırım daha kapattık. 8 Temmuz'da closing'ini yapacağız. Ben bize izliyor bu kadar anlatıyordum. Biz bize değilmişiz. Ama publish etmeyiz yani. Sadece şu an. Yok ya, ne olacak, şaka yapıyorum. Ya bundan dolayı parayı geri çekiyorlarsa çeksinler. Vermem bu arada. Yok yok, sıkıntı olmaz. Şaka yapıyorum. Bunu yaptık ve bir noktada aslında hayatımızı değiştiren şeylerden size bahsetmek istiyorum. Bir, bizim ilk yurt dışına açılma serüvenimiz aslında şey oldu. Ülke bir yere gidiyor, bir şeyler yapılıyor. Evet, potansiyeli var. Ama bir taraftan da başka rakiplerle konuşuyoruz yurt dışında. Bir tane Almanya'dan bizim rakibimiz olan bir şirket bizi davet etti satın almaya. O kadar burnu havada konuştuk ki yani teklif bile etmediler. Oraya gittiğimizde işte 5-6 milyon dolar civarı bir değerlemeden konuşuluyordu onların yaptığı. Çıkarken ya siz mi bizi alacaksınız, hani nereye gelecek dedi. Biz onların onda biri kadar iş yapmıyorduk yani. Ve şeyi fark ettik, yani bizden daha az iş yapanlar bizden daha fazla para raise ediyor. Daha değerli şirketler haline geliyor. Ve bizden daha hızlı ilerliyor. Okey dedik, demek ki bu işin gittiği yer burada o kadar kolay olmuyor. İşte o zaman kurlar yukarı çıkmaya başladı. Herkesin hayali vardı işte TL maliyetleri ne olacak, euro kazanacaksın falan. Bunu hakikaten başlatmak için kendi işimizde bir adım attık. Bunun da ana konusu şu, yatırımcılara gidiyorum ben durmadan. Türkiye'de yatırımcı kalmadı zaten. Yani 100 tane olsun tutardı, hepsine gitmiştim. Red. Para koyanlar da vardı sağ olsunlar. Ama bir taraftan da yurt dışına sormaya başladım. Amerika'yı falan saymıyorum, onların hiç umurlarında bile değil. Ama Avrupa'da hani Türkiye dedikten sonra traction hiçbir işe yaramıyor, cevap alamıyorum. Sonra dedim ki hadi bakalım AB testi yapalım burada. Bazı adamlara Milano'ya açılıyoruz diyeyim, Atina'ya açılıyoruz diyeyim. Bakalım nasıl bir geri dönüş olacak. AB yapıyorum, Milano'ya, Atina'ya açılacağız dediklerim cevap vermeye başladı. Ha, ikinci toplantıya geçebildik. Biz bunu o zaman yapabilir miyiz diye bakmaya başladık. Hakikaten kendimize böyle bir şey çıkardık, Excel çıkardık. Belli metriklerin ağırlıklarını koyduk. İşte işsizlik oranı, şehrin büyüklüğü, competitor'ın olması, transportation'ın ne kadar kolay olması, regülasyonun kolaylığı gibi. Bunların hepsini, ağırlıklarını, puanlarını verdik, dataları yerleştirdik. Bir şey çıktı, puan çıktı. Puanı yüksek olanlar daha kolay açılabilirsin, puanı düşük olanlar daha zor açılabilirsin. Ve aralarından Milano bizim kafamıza yattı. Dedik ki biz burayı açılıyoruz. Açılıyoruz derken seri A'yı raise ettik. Hatta onlardan parayı almadan önce açtık. Çok ufak bütçelerle, çok ufak şeylerle, hani ekiplerle açtık ve dedik ya yani bak biz sana 3 ay önce buraya açılacağız dedik. Seninle konuşmaya başladık. 3 ayın sonunda açtık. Seninle hala konuşuyoruz. İlk traction'lar da bunlar. 3 euro harcadık. Buraya geldik. Gel 30 euro harcayalım. Nereye geleceğiz gösterelim. Hakikaten Milano öyle başladı. Gayet de güzel oldu. Şimdi yurt dışına açılmak isteyen arkadaşlar vardır. Birinci püf noktası bence bu işin. Oradaki ekipler kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Yani burada 50 küsür kişiyiz. Orada İtalya'da 4, İspanya'da 4 kişiyiz. Şimdi bu adamların 50 kişilik bir grupla, ekiple çalışıyor olmalarını hissetmeleri farklı bir şey. 4 kişi çalışıyor olmaları farklı bir şey. Biz onları olabildiğince, özellikle country manager'ları Türkiye'ye getirmeye çalıştık. Şu an 2 tane country manager'ımız var. Bir tanesi İtalya'da, bir tanesi İspanya'da. İtalya'daki de İspanya'daki de işe girmeden önce ofisimize geldi. Bir hafta oryantasyondan geçti. Ekibi gördü, nasıl çalışıyoruz onu gördü. Biz nelere dikkat ediyoruz, neler yaptık. Biraz da göz boyama yaptık. Yani güzel bir ofisimiz vardı, onları gösterdik. Kaç tane temizlik ofisimiz var, nereye gidecek bu iş, neyi düşünüyoruz. Ve kafalarımız uyudu için onları içeri aldık. İçeri aldıktan sonra da bu hem haftalık, hem günlük, hem aylık, hem de orayı ziyaretlerimizde onları bir ekip olarak hissettirdik. Bir kere bu yurt dışında iş yapıp orada bir ekip kuracak arkadaşlar için çok önemli olması gerekiyor. Buraya ciddi para harcamak gerekiyor. Yani uçak bileti alsam para çünkü sonuçta. Bunları yaptık. Oradaki operasyon, şimdi şeyi soruyorlar genelde. Country manager'ları neye göre seçiyorsun? Biz şöyle bir şey yaptık. İtalya'daki country manager'ımız biraz da operasyon kökenli bir arkadaşımızdı. Onun yanına daha marketing kökenli arkadaşları yerleştirdik. Ve bizim yaptığımız en iyi, hani cost'tan save ettiğimiz şeylerden bir tanesi call center'ları Türkiye'de tutmak oldu. Bizim hem İtalya'da hem İspanya'daki bütün operasyonlarımızın call center'ını, yani müşteri ilişkileri tarafını Türkiye'den şey yapıyoruz ve hani euro bazında baktığımızda aslında çok ciddi bir şekilde cost tarafından save ediyoruz. Bir kere bu Türkiye bu konuda çok şanslı bir ülke. Hem İngilizcesi, hem Almancası, İspanyolcası, İtalyancası, oralarda yaşayan insanları bulup burada çalıştırmak kolay oluyor.
En basitinden İngiltere'de bir iş yaptığınızda call center'larda genelde Hindistan kökenli arkadaşlarımız var. Ve onların İngilizcesinden çok mutlu olmuyorlar, konuşmayı da sevmiyorlar. Türkiye'deki aksanlar her ne kadar bize çok güzel gelmese de yurt dışına çok daha net ve sade oluyor. Bu güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum sizler için. Güzel bir tüyo olabilir. Şimdi oralarda hızlanmaya başladık. Yatırımları topladık. Şimdi tekrar bir yatırım turu aldık. Ve bunlar da artık bizim ana hedefimiz yurt dışındaki gelir seviyemizi yukarı çıkartmak oldu. Yaklaşık işte bir yıla geldik. Bir yılda son aya baktığımızda %40'ın üzerinde total gelirin Avrupa'daki geliri oranına baktığımızda total gelirimizin %40 küsürü Avrupa'dan gelmeye başladı. Eylül ayında İngiltere'ye uçuyoruz. Londra'da bu işi yapmaya başlayacağız. Ve kendimizi artık evet kostlarını Türkiye'de tutan, yazılım, marketing, call center gibi kostları Türkiye'de olan ama Avrupalı bir şirket olarak konumlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de operasyonumuz var diyoruz. Ve önümüzdeki bütün yatırımcılara kendimizi bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz aslında. Şu an baktığımızda sahada 3 ülkede yaklaşık 4500-5000'e yakın temizlik profesyoneli var. Bunların hepsi sisteme kayıtlı, uygulamaları var. Bir uygulama üzerinden işte işleri sahiplenip, müşterilerle telefon üzerinden konuşup, kazançlarını görüp, puanlarını görüp, herhangi bir duyurumuz varsa bunları takip edip çalıştıkları bir yapı yarattık. Ve baktığınızda aslında marketplace'lerde en önemli olan bizim için en azından supplier tarafı yani temizlik profesyoneli tarafına özel birçok teşvik çıkartarak onların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağladık. Şu an 5 tane angel investor var içeride. Fırat İşbecer, Umur Özal, Doğan Yalçın'da, Can Eren, Rolf Schröngens. Soyadını çok söyleyemiyorum. Bir tane fon var, Collective Spark diye. Şimdi bir fon daha aramıza katılıyor, onu açıklayamıyorum henüz. Ama şu ana kadar işte 5,5 milyon dolar civarı bir şey raise etmiş oluyoruz totalde. Ve hızlıca büyüyen, ortalama yılda 4,5-5 kat civarında büyümeye sahip olan bir şirketiz. Bundan sonrasında globalleşme, büyüme, aklınızda hani bizle alakalı takılabilecek şeylerde soru cevap ilerlersek bence çok daha faydalı olur. Böyle başlayabiliriz. Benim şimdi aklımda 3 soru var. Süper abi. Şimdi birçok aslında geçmişi de olan Türkiye'de iyi işler yapmış investorlar da var sizin burada. Hani dürüst olmak gerekirse burada daha önceki investment deneyiminizde para mı öne çıktı yoksa smart money anlamında da büyük katkı alabildiniz mi? Biraz da siz daha çok hatalarınızdan da öğrenerek sürekli iterasyon yapmışsınız ama bu gerçekten fark ediyor mu? Tek başınıza gitseydiniz, aile şirketinizden 2-3 milyon dolar alsaydınız aynı başarıya ulaşabilir miydiniz? Aile şirketinden 2-3 milyon dolar alamıyoruz. Ya, hani, hele bir yani, varsa. Ha, hani, okay. Yani ne kadar intektif. Tamam şöyle. Şimdi şu anki ekonomik konjonktürde zaten ayrım yapamıyorsun. Smart money mi seçeyim, money mi seçeyim diye bir şey yok. Para olması zaten yeter çünkü para yok. Yani en yüksek, bu yıl yapılan en yüksek yatırım roundu herhalde Modern İsa falandı. Onları at 1 milyon, 1,5 milyon dolar falandır. En büyük roundlar yani bunlar bir de. Para olmadığı için ne varsa alacaksın bir kere bu yani en büyük şey. Ama bizim tarafta ben ilk başlarda hatırlıyorum. İlk yani o 2 milyon TL'den yatırım aldığım zaman da birçok şeyi aslında sorabiliyordum. Hem Umur'a hem Fırat'a. Onlar bizim ilk yatırımcılarımızdı. Çok kolay bir şekilde hepsini rahatsız ediyordum. Yani soru soruyordum, işte tanıştırma istiyordum, kafama takılan şeyi soruyordum, finansallaşıp üstünden geçiyorduk. Benim bir şansına da çok hani insanlarla ilişkilerim kendime göre iyiydi. Mesela Collective Spark'ta ben şirketi ilk kurduğumda görüşmüştüm. Yani nereden baksan 2014 yılından beri süregelen bir hani işte mentorluk soru soruyor, cevap alıyor, soru soruyor, cevap alıyor. Arada update yolluyordum. Ve bunun sonucunda işte 4 senenin sonunda yatırım yaptı adamlar. Bu ilişkiyi hep birinci günden tutuyor olmak gerekiyor. Ve yapmak gerekiyor. Yani paraya ihtiyacın olduğunda para istersen parayı alamazsın. Her zaman ilişkini paraya ihtiyacın olmadığı dönemde kuracaksın ki hem oradaki oturuşun daha farklı oluyor hem insanların sana bakış şekli farklı oluyor. Ve yatırımcıları düzenli olarak update ediyor olmak gerekiyor. Benim için ilk başta smart money önemliydi. Smart money diye almadım. Bulabildiğim para diye aldım. Ama aldığım insanlardan çok güzel faydalandım. Zaman geçtikçe artık içerideki mesela Rolf hiçbir şeye karışmaz. Yani Rolf'e 3 yıl boyunca herhangi bir şey yollama, rapor yollama umurunda bile değil. Ama adam şirketini işte 5 kişiden 1000 küsur kişiye çıkarmış. Aralarda sorun oldu mu? İşte bak 28 kişiye çıktık şöyle sorunlarımız var. Sen nasıl yaşadın dediğinde bunlara cevap verebiliyordu. Ama süreç ilerledikçe zaten board'la yatırımcıların arasında bir fark oluyor.
Bizim board'da şu an Atıl, Fırat ve ben varız. Belli kararların tamamını board'a sorarak almam gerekiyor zaten. Belli kararlar haricinde de zaten hani bir toplantı yaptığımızda ne durumdayız, nereye gidiyoruz, problemler neler, şirketin ana şu anki durumu ne, KPI'ler ne, finansal durumu ne, bunları paylaşıp onlardan olabildiğince destek almaya çalıştık. Ama şu an işte Doğan'a açık bir şey sormuyorum. Ama ilk yatırım aldığında Doğan'a ya işte CNN Türk'te bizi bir parlattırsana, işte Ayşe Arman yazsın, Ertuğrul Özkök yazsın diye çok rahatsız ettiğim oldu. Yazmadı ama çok rahatsız ettim yani. Dönem sonra değişiyor. Legal entity olarak Türkiye'de kurulmuş olmanızın hani bir dezavantajı var mı? Amerikalı var. İşçiler genelde hep diyor ya, ya da Oxygen'i case'i gibi. Delaware'de C-Corp kurup onun founder'ı Türkiye'de gibi bir yol. Şu an sıfırdan başlasan böyle bir şey tercih. Şöyle bir problem oluyor. Sen bir Türk şirketi, bizim yapı şöyle, Türkiye'de bir şirket var. İtalya'daki şirketin %100 sahibi. İspanya'daki şirket de İtalya'daki şirkete şubesi. Şimdi İtalya'da biz normalde Türk şirketlerin Avrupa'da veya Amerika'da banka hesabı açması çok zor. Zamanında bazı bürokratlar ve devletle ilişkili arkadaşlar farklı yolsuzluklarla bulaştığı için olabildiğince zorlaştırmışlar. Bizim İtalya'da Türkiye'deki yapı kredilerin başında İtalyan bir adam vardı. Ondan bir recommendation letter aldık. İtalya'da UniCredit'te hesap açmamız 1,5 ay sürdü. Biz İspanya açalı kaç ay oldu? 6 ay oldu mu? 6 aydır İspanya'da banka hesabımız yok, açamıyoruz. Türk şirketiysen bunları yapamıyorsun. Çok açık ve net yani. Ama ben yatırım alacağım diye şirketi işte Amerika'da kurarım, Hollanda'da kurayım, İngiltere'de kurayım diye bir şey yok. Zaten o yatırımı yapmak isteyen adamlar sana yatırım yapacaklarsa senin şirketini alıp istediğin yerde senin hayal edebileceğinden daha hızlı bir şekilde ve masrafsız bir şekilde kuruyorlar zaten. O yüzden yatırım alma amacı değil ama yurt dışında iş yapacaksanız yani niye yurt dışındaki bir şirket ana şirket olmasın? Şey de var, Türkiye'den yatırım alacaksan da bir sürü Türk yatırımcı işte Delaware tarafında kurulan şirketlere biraz daha şey bakıyor yani orada ne olacak diye bakıyor. Tabii ki kolaylıkları var. Birçok farklı yatırım şeklini çok hızlı toplayabiliyorsun. Ama hepsinin kendine göre artısı eksisi var. Benim yaşadığım eksisi banka hesabı açamadık yani. Hala açamadık. Ki nereden baksan İtalya'da 100 bin euro neredeyse ciroya geldik. Ona rağmen açamadık İspanya'da. Aynı direksiyonu Stripe'la bir şirket kursaydın Delaware'de İtalya'da muhtemelen çok daha rahatsız yani. Büyük ihtimalle öyle olacaktı. Aynen öyle. Peki marketing stratejisi tarafında mesela iyi kötü anladığım kadarıyla buradaki strateji birazcık sen de yönlendirmişsin. Hı hı. Buradaki best practice'ler diğer marketlerde yani Avrupa gene kültürel olarak daha yakın diye düşünüyoruz ama evet. Çalıştı mı? Şöyle her açıldığımız ülkede bir tık daha iyi şey yaptık, perform ettik. Türkiye bizim için şu an büyük bir market. Çok fazla temizlik profesyoneli var. Ve yaptığımız bütün hataları TL bazında ödüyoruz. Yani bir hata yapsak 5000 TL şey oluyor. Bize masrafı oluyor. Bir tarafta 5000 euro oluyor. O yüzden burada yapabileceğim bütün hataları yapıyor olman gerekiyor. Biz burayı bir test alanı olarak konumlandırdık aslında. Burada doğru yaptığımız şeyleri İtalya'ya götürmeye çalıştık. İtalya'da yaptığımız şeylerin bazıları işe yaradı, bazıları işe yaramadı. Orada bir eliminasyon daha oldu. Bu sefer İspanya'ya giderken İtalya'da da işe yarayan şeyleri denedik. Böylelikle onların büyüme hızlarına baktığında Türkiye, İtalya Türkiye'den, İspanya'da İtalya'dan daha hızlı büyüdü. Ama burada şeyler var tabii. Yani bu büyük ekip kurup onlara sorumluluk veren şirketlerde bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa kesinlikle sıkıntı yaşarsınız. Birilerine sorumluluk veriyorsunuz. Ülke dışına açılmanıza da gerek yok. Marketingteki bir arkadaşa sorumluluk ver. Sen marketingten sorumlusun. Ay sonunda ben sana niye bu kadar az müşteri geldi? Yeni müşteri hedefin buydu, tutturamadın. Atıyorum şu kadar session yapacaktın, olmadı. Bounce rate'in yükseldi. Bir sürü farklı şey sorabilirim. Bunları sorabilmek için sorumluluk veriyor olmam gerekiyor. Ve sorumluluk vermek demek, kararları tek başlarına almalarına izin vermek demek. Sen karar almasına izin vermezsen, aklı başında olan bir çalışan, atıyorum Facebook'tan bir tane reklam çıkmak ister, hayır buradan çıkma, bu başarılı olmaz dersin. Sonra hedefini tutturmadığında, ben Facebook'tan çıkacaktım bunu, izin vermedin bana, tutturamadım der ve bu iş işinden kurtulur. Kolay kolay demiyorlar bunu. Ama oralarda hem ülke bazında hem departman bazında insanlara sorumluluk verip bunun karşılığında biraz da açık alan bırakıyor olmak gerekiyor. Nerede yaşadık? Hala konuşup her haftalık toplantıda neredeyse dalga geçtiğimiz bir konudur. Flyer dağıtma. Şehir efsanesi. Flyer dağıtacaksın, müşteri kazanacaksın. Türkiye'de dağıttık, müşteri kazanamadık. İtalya'ya gitti. İtalya'da dağıtma dedik. Bak olmayacak bu. Yani bu çalışmayacak bir şey. Hayır dağıtacağım dedi. Dağıttı. 2500 euro mu ne harcadık? 3 tane sipariş mi ne geldi? İşte 600 küsur 700 civarında euro acquisition costlarla ilerledik.
Sonra İspanya geldi. Ben dedi şurada flyer'da atacağım. Abi dedik yapma. Türkiye'de yaptık. İtalya'da yaptık olmuyor. İspanya'da da olmayacak. Yok yapacağım dedi. Tamam orada da bir 2500 euro kaybettik ve yaptık. Şimdi bunları yapmak evet 2500 euro kaybediyorsun. Ama yatırım almanın sebebi bu. Sen şimdi o adama bunu yaptırmazsan yaptırmama hakkım var. Ya yapamazsın derim. Parasını ödemem. Bitti. Gitti. Yaptırmazsın. Ama ileride onun hakkına gelecek farklı daha yaratıcı şeyleri, yaratıcı olmasına gerek yok, katma değer sağlayacağını düşündüğü şeyleri yapmasını engelleyecek. Ben ne söylesem yurt dışından şey olacak, bu kabul edilmeyecek. Ya da şirket içinde, aynı ülkede de olabilir. İnsanların önünü açmak gerekiyor biraz da. Biraz daha oyun alanı vermek gerekiyor. Sorumluluk veriyorsan bunun karşısında biraz da oyun alanı vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şöyle, biz şöyle bir şey yaptık aslında. Gittiğimiz ülkelerde işte en büyük 500 avukatlık firması diye bir liste var. Her ülkede bunu yapıyorlar. Legal 500 diyorlar galiba. Öyle bir şey olması lazım. Bizim içeride de bir tane avukat arkadaşımız var, ex-avukat en azından. Hepsine çeşitli mailler attık. Biz buraya açılmayı düşünüyoruz. Sizle beraber çalışmayı düşünüyoruz. Bize ufak bir çalışma yapar mısınız ki kendinizi kanıtlayın, biz de sizle çalışmaya başlayalım diye. Şimdi bunu Türkçe dinledikleri için bir problem yok. Rahatlıkla söylüyorum. Gittiğimiz bütün ülkelerde bütün avukatlarla böyle konuştuk. Ve her aldığımız bilgiyi bir sonraki avukata bak biz böyle bir şey biliyoruz. Sen bunun haricinde bir şey biliyor musun diye sorduk. Böylelikle aslında biz hiçbiriyle anlaştık tabii ki sonunda. Ama hiçbir para harcamadan aslında legal tarafta mesela bütün şeylerimizi yaptırdık. Yani sorularımızın cevaplarını bulduk. Bu ne demek oluyor? Normalde adamın saati 300 euroysa sana 10 saatçe 3000 euro bir şey kesecekse, başka müşteri öyle yaparken bizi kazanmak için onu bedavaya veriyor oldu. Böyle olunca biz çok daha rahat ilerledik. Diğer tarafta işte pazar büyük mü, rakipler nasıl falan gibi şeyleri zaten internet üzerinden bulabiliyorsun. Google'dan arama hacimlerine bakıyorsun, trendlere bakıyorsun. Biz kimseye bir para ödemedik bunu yaparken. Ödeyecek kadar parası olan arkadaşlar varsa helal olsun. Daha böyle hani kurumsal büyük şirketler bunları yapıyor. Ama hani internet üzerinden dolaşıp, 3 tane müşteriyle konuşup, bir tanesinin kullanıcı sözleşmesini okuyup, bir tane sipariş verip, işte soru sorup, temizlikçi gibi yaklaşıp, müşteri gibi yaklaşıp alamayacağım bilginin henüz olmadığını düşünüyorum ben. Açıldığımız 3, yani 2 ülkede de şimdi 3.sü geliyor. Aynısını yaptık biz. Benim de tavsiyem budur. İnsanlar sizi kazanıp para kazanabilmek için olabildiğince çok şey veriyorlar. Bir süre sonra diyorlar ki tamam bak buraya kadar sana kabul ettim. Bundan sonrasını öğrenmek istiyorsan benle çalış diyor. Her seferinde bir sonraki soruyla gittiğinde o alan büyüyor. Aslında 10 tanesine gittiğinde sen bütün bilgileri almış oluyorsun. Bir de tabii ki çalışacaksın. Çalışmak zorundasın. Şirket kuracaksın. Avukatın olacak. Muhasebecin olacak. Ama bizim için çok güzel bir deneme oldu. Belki harcayacağımız fazladan 5-10 bin euroyu o şekilde kendi cebimize tuttuk. Şöyle yaptık. Biz yani şimdi mesela işte ride sharing, araba Uber'in rakibi oluyor olsak önümüzde bir Uber var, Lyft var, Didi var. Böyle 5-6 tane birkaç milyar dolarlık, birkaç 10 milyar dolarlık işte halka açılmış şirketler var. Bizim sektörde böyle bir şirket yok. Halka açılmış bir şirket yok. Bir, bu bizim için güzel bir şey. İki, milyar dolar üstü değerlemeli bir şirket de yok. O yüzden bizim aslında şöyle bir şansımız oldu. Bizden daha fazla para raise etmiş olsalar da bizim örnek alacağımız biri olmadığından biz sadece müşterilere odaklandık. Yani onların işte bak burada onun eksiği var. Bunu biz yerine getirelim. Böyle bir şeye çıkalım diye hiçbir şey yapmadık. Sadece dedik ki biz önümüzdeki müşteri İtalya'da nasıl mutlu ederiz? İspanya'da nasıl mutlu ederiz? Türkiye'de nasıl mutlu ederiz? İngiltere'de nasıl mutlu edeceğiz diye odaklandığımız için bütün aslında şeylerimizi bizi öne çıkartan competitive advantage'larımızı bu şekilde ortaya çıkardık. Özellikle bir şey bulalım demedik. Dedik ki bu retention'ı yukarı çıkarmak gerekiyor. Aynı kadınla aynı müşterinin daha fazla çalışması gerekiyor. Bizi bırakmamaları gerekiyor. Bununla alakalı bu hani müşteriden aldığın feedback'lerle ortaya çıkan bir şey. Bir tane algoritma yazdık. Algoritma sayesinde temizlik yapan temizlik profesyonelinin ütüsü iyi değilse bunu işte kötü puanlarla sistem algılıyor. Ütü olan işleri göstermiyor. Veya eve gidiyor. İşte ilk gün 20 dakika geç kaldı. Üçüncü gün 30 dakika geç kaldı. Dördüncü gün geç kaldı. Beşinci gün 40 dakika geç kaldı.
Burada bir patern yakalamaya çalışıyoruz. Yakaladığımız şey nedir? Atıyorum 11 kilometrenin uzağında işlere gittiğinde ya da 3 vesayetten fazla değiştirdiğinde geç kalıyorsa sistem otomatik olarak ona diyor ki o zaman ben ona 10 kilometreden daha yakın işleri göstereyim. Böyle şeylerle aslında biz öne geçmeye çalıştık. Yoksa diğer yaptığı mesela Türkiye'de sigortası olan yani işte Akse Sigorta bizim sponsorumuz oldu. 250 bin TL'ye kadar Türkiye'de, 150 bin Euro'ya kadar Avrupa'da şey yapıyor. Evde yaşanabilecek herhangi bir şeyi karşılıyor. İşte Türkiye'de hiç kimse alamadı. Ama yurt dışındaki rakiplerimizin hepsi aldı. İşte bunu bir competitive advantage olarak Türkiye'de kullanabiliyorsun, yurt dışında kullanamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Lokal pazarlarda kendi competitive advantage'ını değiştirebiliyorsun. Orada Akse'yi öne çıkarmanın bir anlamı yok. Hepsinde var zaten. Türkiye'de öne çıkartırsan rakiplerde hiçbirinde olmadığı için daha çok göze batıyor tabii ki. Yani buradaki önemli şey rakibe odaklanmak yerine müşteriye odaklandığın noktada bir fark yaratıyorsun hakikaten. Bunun böyle elle tutulur bir şey olmasına gerek yok. Fiyat olmasına gerek yok. Ama o müşteriyi mutlu etmek için müşteri sadece para ödeyen, temizlik siparişi veren değil, siparişi yerine getiren de aynı zamanda. Onların sorunlarını çözdüğünde büyük bir competitive advantage yakalıyor oluyorsun. Yeni market kararlarını verirken hani birazcık marketing datasından da faydalanıyorsunuzdur ama işte diğer providerların zayıf noktaları neler? Biz burada kendi güçlü noktalarımızla girebilir miyiz? Bunun analizini nasıl yapıyorsunuz? Ya şöyle hiç şey yapmadık ya. Bu adamlar atıyorum işte yapıyor ama fiyatları çok yüksek. O yüzden düşük fiyatta girelim demedik ama o hani bir anlattığım metrik tablosu vardı ya. Bunların hepsini yerleştirince zaten şeyler çıkıyor. İşte competition'a bakıyorsun. Mesela rakiplerin web sitesine gidiyorsun. Biz İtalya'da mesela hepsinden birer sipariş oluşturmaya çalıştık. Sipariş oluşturamadığımız rakip bile oldu. Şu anki şansımız şu, İngiltere harici İtalya'da bir tane rakip var. O da global Alman bir şirket. Bütün rakiplerimizden totalde 7-8 tane rakip var. Bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki bütün rakiplerimizden de daha fazla para toplamış oluyoruz. Bu yüzden aslında onların bizi biraz daha takip edip kopyalamaya çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Giriyoruz, girerken ya bu adamlar işi hakikaten çok iyi yapıyorlar, helal olsun deyip hani kafamızı çevirdiğimiz olmadı. Şimdi İngiltere'de biraz daha zor olacak. Orada hakikaten böyle 100-110 milyon dolar, 120 milyon dolar raise etmiş rakipler olacak. Biraz da onlarla bakalım biz bu işi yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Ve şey de olur, yani kendinize bir tane hedef koyuyor olmanız gerekiyor. Girdiğiniz ülkede belli KPI'leri koyup, atıyorum işte 3 aylık ve 6 aylık KPI'ler koyun. Bu temizlik sayısına, işte artık neyse yaptığınız iş, bu ciroya ulaşacağım, bu karlılıkla ilerleyeceğim veya işte bu trafiğe ulaşacağım dediğinizde çok net bir şekilde bu trafiğe, bu ciroya ulaşabildiniz mi, ulaşamadınız mı ölçün. Ulaşamıyorsanız ne kadar gerisinde kaldınız, nerede sıkıntı vardı, çözülebilecek bir şey mi ilk 3 ayda? İkinci 3 ayda da olmuyorsa çok hızlı bir şekilde bir karar alıp evet ya bu iş olmuyor, benim buradan çıkmam gerekiyor, benim için İtalya doğru pazar değil, belki Norveç doğru pazar olacak diye deniyor olmak gerekiyor. Çünkü bir yere saplanıp o hani fikre aşık olma işi var ya, ülkeye aşık olma işi de doğru değil. Yani biz hep kendi içimizde değerlendiriyoruz. Tutmayan bir şey varsa oradaki ekibin değişiminden ya da işte fiyatların değişiminden ya da ürünün değişiminden ya da hiçbiri olmuyorsa artık bu ülkeyi kapatalım. Burada harcayacağımız parayı atıyorum İspanya'ya aloke edelim. Orada daha fazla sonuç alalım diye şey yapmak gerekiyor. O yüzden başlangıç noktasından hedefleri koyup o hedefler tutmadığında aksiyon alıyor olmak bence çok önemli. Bulunduğumuz ülkelerde hep fiziksel olarak ofis tuttunuz mu yoksa sanal ofis kullandığınız yerler oldu mu? Hep tuttuk. Yani bizimki ama çok operasyonel bir iş. Yani temizlik profesyonelini biz yüz yüze görmeden işe almıyoruz. O yüzden zaten ofis tutmak zorundasın konsept olarak. Biz o yüzden tuttuk. Hepsinde co-working kolektif house gibi ortak paylaşımlı ofislerde yer tuttuk. Şimdi ilk defa artık sığmadığımız için Levent'te başka bir ofise geçiyoruz. Hep tuttuk. Bütün iş görüşmelerini orada yapmaya çalıştık. Oradaki ekibin de motivasyonu için her zaman etrafında fazla kişilerin olduğu ofisler daha motive edici oluyor. Ve öyle ilerledik. Ha, hiç ihtiyacımız olmayan bir şey olsaydı, belki işte satışçıya sadece ihtiyacımızın olduğu bir iş yapıyor olsaydık, o satışçılara işte şey yapıp, sen kendi evinden çalış, git sağda sıcak satış yap, ofise ihtiyacın yok bir noktaya kadar belki diyebilirdik. Bizim yaptığımız şöyle olmadı, hiç demedik. Yani birinci günden ofisini tuttuk, verdik. Burada devam et dedik. Peki en düşük ve en yüksek vergiler hangi ülkede? Yani şirket kurarken Türkiye'de. Nerede zorlandınız? Türkiye'de. Türkiye çok ucuz. Yani Avrupa Birliği zaten birbiriyle çok benzer vergisel şey. Çok yani birkaç tanesinin enteresan bir şeyi var. Ama hani özellikle vergi konusunda avantaj sağlamak isteniliyorsa benim bildiğim kadarıyla bir Hollanda var.
çifte vergi. Yani ben İtalya'da şu an 10 lira kazandıysam 10 liranın yanlış hatırlamıyorsam %24 gibi bir vergisi var. Orada ödüyor olmam gerekiyor. Ondan sonra buraya getiriyorum. Burada da %20 olması gerekiyor gelir vergisi. Burada da bir de %20 ödüyorum. Hollanda'da bunu yaptığımda ya Hollanda'da ya burada çok benzer zaten taksi oranları Türkiye ile aynı. Seçim yapmak gerekiyor. Bir tanesinde ödüyor olmak yeterli. Bunun bildiğim bir örneği de Lüksemburg var. Orada şirket kurulma falan biraz daha pahalı. Ama orada da böyle vergi avantajları var. Diğerlerine zaten yani şey Cayman Islands falan var. Oralara falan gitmemek gerekiyor. O yatırımcıyı korkutan bir şey zaten. Ama hani Avrupa'da iş yapılacaksa ben Hollanda'yı öneririm. Ha, ama tabii bu şey yani ben Hollanda'da 100 milyon dolar kazanıyorumdur. 22 milyon dolarım, 24 milyon cebimde kalsın istiyorumdur Türkiye'ye getirirken. Niye getiriyorsam Türkiye'ye bilmiyorum. Hani öyle şeyler. Biz onun daha kararını vermedik. Şu anki yapı Türkiye holding olarak duruyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki 1,5 yıl içinde işte ya Hollanda'da ya İngiltere'de Brexit sonrası şey yapacağız. Böyle bir hani çatı şirketi kurmayı hedefliyoruz diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz double taxation anlaşması değil mi? Evet. Yani Estonya'daki durumla ilgili fikrim yok. Çok değilsiniz. Yok. Ama mesela Deloitte'le anlaştık biz. İşte bu tur, bu yatırım turundan sonra Deloitte bize vergi konusunda danışmanlık verecek. Ki hani bu yapıyı kuralım. Şimdi mesela burada yazılım ekibi çalışıyor. İtalya'ya hizmet veriyor. Bizim oraya bir ücret kesiyor olmamız gerekiyor. Bunların hepsine o büyüklüğe geldiğimizde biz daha önce yoktu. Şu an ihtiyacımız oldu. Zaten birileri direkt gelip size ya böyle bir şey mi yaptık siz iki tane ülkede iş yapıyormuşsunuz. Vergi konusunu nasıl çözdünüz diye zaten kesin geliyorlar. Diye düşünüyorum. Başka sorusu olan? Peşi mi kaçırdım ya da siz mi atladınız? İlk bu projeye başladığınızda yalnız mıydınız yoksa bir ekibiniz var mıydı? Bu arabanızı satıp Ali Bey'a ile başladığınız dönemde... Orada mı başladık? Evet. Tamam, başını kaçırmışız. Şey, ben başladım, tek başıma başladım ama o zaman voleybol oynuyordum. Oradaki ortağımın ortak olduğu bir ajans vardı. Ajansa gittim yapın diye. Onlar yüksek fiyat verdi, geldiler ortak oldular. Yaptığım, onları çok seviyorum. Yani çok iyi insanlar, 1,5... Hala ortaklar. Çalışmıyorlar ama ortaklar. Yaptığım en kötü karar. Kendilerini çok seviyor olsam da. Hani insan olarak çok hoşuma gidiyor. İyi insanlar. Oturup sohbet ediyoruz. Şöyle. Şimdi bir ortak alıyorsanız eğer fikrin kurucusu siz ve execution da siz yapıyorsanız içerideki çalışanlarınıza ortak olacaklarsa da vesting sistemiyle ya cliff sistemiyle şey yapıyorum. Ben onu yapmadım çünkü bilmiyordum. O dönemde bilen de çok insan olduğunu düşünmüyorum. 2013-2014 yani bilmiyor insanlar zaten. Onlar aldı. 1,5 sene sağ olsunlar hatta 2 seneye yakın bana hiçbir yazılım masrafı çıkarmadılar. İş yürüdü. Ama o 1,5 senede ben kendi ekibimi kurup oraya harcadığım eforu ve zamanı ve parayı eğer ekibe harcasaydım büyük ihtimalle çok daha şu an büyük bir aşamada olacaktım. Tabii belli olmaz tabii ne olacağı ama şu andan sonra yapacağım her şeyi bir tane teknik kapasitesi olan bir yazılımcıyı şirkete ortak yaparım. Bundan sonra yapacağım işte. Onunla beraber birinci günden her şeyi içeride yaparım. Şimdi ben başladığımda işte o vesting sistemleri, stock option'lar falan hiçbir şey bilmiyorum zaten. Yazılım da bilmiyordum. Ortalama 3 haftada bitecek bir işi bana 1,5 ayda bitirebiliyorlardı. Bir süre sonra ben illallah dedim. Yani bu işin böyle olmaması gerekiyor konsept olarak. Onlar da para kazanıyor. Kendi işlerini yapıyor. Vestel falan müşterileriydi. Ama ben de bir müşteriyim. Ben de şey yapıyor olmam gerekiyor. Gittim işte şeyden Udemy'den, Code Academy'den falan kurslar aldım. İşte kendimce şeyde Python dilinde bir şeyler öğrendim. SQL öğrendim. Ve birkaç tane hata yaptıklarında bu hatayı nasıl çözebilecekleriyle alakalı onlara fikir verdim. Bu fikri verdikten sonra onlar da sen bu işlerden anlamaya mı başladın dediler. Ve %50 hızlandı her şey. Kötü niyetten değil. Sen beni boş bırakırsan zaten çalışmaz yani konsept olarak. Benim en büyük önerim yani burada bir şey var. Hani iş yapan, bu işi iyi yapan yazılım ajansları var. Ama başarılı olanı benim çevremde hiç görmedim şey olarak. Hani oradan yazılım konusunda işi götürenleri. Bir iki tane duydum. Çok özür dilerim. Reklam olmasın ismini vermeyeyim. Ama genelde kendi ekibini kurmak. Zaten yatırım almak için öyle bir ekibe ihtiyacın var. Yoksa para vermiyor kimse. Şeyi hatırlıyorum. Scorp ilk defa yatırım alacaktı. Collective House'da. Ömer Erkmen'e gittiler. Para istediler. Ömer dedi ki sizin şeyiniz ne? Yazılımcı kim aranızda? Yok dediler. Tamam gidin bulun öyle gelin. Hakikaten gittiler. Çocuğun adını unuttum şimdi ama o da çok aklı başında düzgün bir çocuktu. O geldi şirkete dahil oldu yatırım aldılar. Şimdi Who diye bir şey yaptılar. Oldukça fazla para kazanıyorlar.
Hatta o da K-Box'ta vardı yanlış hatırlamıyorsam. Rica ederim. Var mı başka soru? Session'da uyarını bekledim. Son bir soru. Olur. Buradayım. Şey, yani yurt dışında tuttuğunuz kısım daha çok operasyon kısmı mı? Marketing yazılım bu tarafta ama hani neyi orada tuttuğunuz? Bizde performans tarafı burada. Her şeyi buradan yönetiyoruz. Lokalize bütün kampanyalar ülke bazında ilerliyor. Dediğim gibi mesela operasyonel altyapısı olan bir country manager'a marketing oriented birini koyuyoruz. İşte offline bir şey yapacak, sosyal medyada bir şey yapacak, herhangi bir şey yapacaksa oradan götürüyorlar. IT burada, product burada. Şimdi yeni bir product başlıyor, getiriden geliyor da. Belki o büyük ihtimalle sadece Avrupa'dan sorumlu olacak. O hani daha biraz da katma değerli saydığımız şeyleri burada tuttuk. Call center'ı buradaki kültürü oraya vermek için burada tuttuk. Şimdi ama ekipler büyüdükçe mesela şeyde İtalya'da şimdi AB yapıyoruz gene. Ne yapıyoruz? İspanya'da yapmıyoruz, İtalya'da yapıyoruz. Bir tane growth hacker İtalya'da alıyoruz. KPI bazında Türkiye'ye bağlı, P&L bazında country manager'a bağlı. Ne olacak yani? Country manager diyecek ki senin arkadaşın bu ay 5000 euro bütçen var. Senden beklentim 30.000 euro diyecek. Growth hacker oradaki datayı alıp bu sefer dönecek. İçeride Engin var bizim growth'un başında. Ona diyecek ki benim abi 5000 euro param var. 30.000 euro getirmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Engin diyor ki tamam bunu 300 tane yeni müşteriden getirelim. 10 tane ütü satalım. Bilmem ne yapalım. Bununla uğraşmak için şunları yapalım deyip. Böyle biraz da hani matrix mi deniyor artık buna ne diyorsa. Öyle bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi şeyde operasyonda global COO diye bir pozisyon yarattık. Buradaki arkadaşımız global COO oldu. Gene bütün müşteri ilişkileri ve operasyondaki arkadaşların haftalık günlük toplantılarla KPI bazında daha iyi çalışmasını sağlamaya çalışıyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda LinkedIn'den, e-mail'den, nereden istiyorsa Twitter'dan, Instagram'dan her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya bildiğim birikimleri, bilgileri, kişileri, kontakları paylaşmaya çalışırım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzeldi.